Vita TV'den herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Videoya bir teşekkürle başlamak istiyorum. Türkiye-Rusya maçında beni ve maçta oynayan oyuncuları yalnız bırakmayıp sosyal medyada her mecrada videolarımızı milyon izlenmelere ulaştırdığınız için hem kendi adıma hem de oyuncular adına çok ama çok teşekkür ederim. Gelelim konumuza. Rusya maçındaki galibiyetimizin asıl sırrına. Geçen hafta Ruslarla ilk maçı yapmıştık ama ekibimiz ilk defa böyle bir maça girdiği için taktiksel anlamda biraz tecrübesizdi ve 2-1 mağlup olduk. Ama çok şey öğrendik tabi. Onların oyun tarzına yönelik anti stratejiler geliştirdik. Ruslar nasıl oyun oynuyorlardı ve biz nerede hata yapıyorduk? Hemen başlayalım. İlk maçların telif hakları bana ait olmadığı için tamamını yayınlayamıyorum. Ama oyuncuların gözünden ufak tefek anlarla size anlatmak istiyorum. Öncelikle Rus takımı bu maçlarda hep takımının zıt yönüne 2 ya da 4 kişilik bir keskin nişancı takımı yerleştiriyordu. Ki onlar bizden oyuncuları düşürdükçe bu nişancılar da yere düşenleri bitirebilsinler. Bu yüzden Türk takımı hep ağır kayıplar veriyordu. Ve aynı zamanda Ruslar bilgi için birkaç gözcü oyuncularını da feda etmeyi her maçta göze alıyorlardı. Ana toplanma yerimiz deşifre olduğunda ise Ruslar bizi eliyle koymuş gibi bulup etrafımızı sarıyorlardı. Bizimkiler bunların hepsini düzgünce analiz ettiler ve maç günü geldi. Maçtan yaklaşık birkaç saat önce Rus oyunculardan bir tanesi turnuva Discord'unda Türkler zayıf gibi bir cümle kullandı. Ve ilk maç başladı. Biz haritanın batısını aldık, Ruslarsa doğusunu. Ruslar bölge bölge ele geçire geçire gidiyorlardı. Ve bir Türk takımıyla karşılaşana kadar da gideceklerdi. Ama önden giden bir gözcü oyuncumuz 4 kişilik bir Rus takımının bilgisini takımıyla paylaştı. Ve 4 oyuncunun etrafını yaklaşık 12 kişiyle çevirdik. Aslına bakarsanız bu 4 oyuncu bir tuzaktı. Onları yem olarak önümüze atıp etrafındaki dağlardan gelen Türkleri vuracaklardı. Ve tüm Türkler buraya yoğunlaştığında ise keskin nişancı ekibi çoktan arkamızda konumlanmış ve bizi bekliyor olacaktı. Ortadaki ekip evin etrafını sararken çevredeki her tepede bizim keskin nişancılar onların güvenliklerini sağladılar. Ve Rus keskin nişancılarının arkaya geçmeleri muhtemel olan her yerde de birer Türk takımı da gözcülük yapmaya devam ettiler. Bir yandan da ufak bir ekip alan kapmak için araçlarını yakın ve güvenli rotasyon bölgelerinin başında hazır ve nazır bir şekilde bekliyorlardı. Güvenli alan verdiği gibi alanın en ortasında bulunan yerleşkelere ilerlediler. Bir yandan da 12 kişilik öncü grup Rusları oyalarken diğer yandan da rotasyon grubu bölge almak için çoktan yola çıkmıştı bile. Ha bu arada o arkalamaya çalışan keskin nişancı timi vardı ya, maalesef ki gözcülerimize yakalanıp birer birer düştüler. Oyun ilerledikçe Türkler güvenli alanın ortasından başlayıp yukarı ve aşağı doğru kanat şeklinde alana girişleri tuttular. Yani duvar ördüler. Ama bir Rus motorcu geçmeyi başarsa da yakalanması çok da uzun sürmedi. Bu taktiğimiz Rus oyuncuları köşeye kıstırıp açık alanda koşmaya zorlamıştı. Ve birer birer düştüler. Ardından da hayatta kalanları toplamak için 4 kanattan taarruza geçti. Dört bir yandan hücuma çıktılar. Geriye kalan Rus oyuncuları bitirmek için. İkinci maç başladığında ilk alan %50 bir ihtimalle militari bölgesini işaretledi. Türk takımı batıda, Rus takımı ise doğudaydı. Türkler Feripier, Ruslarsa Milita Köprüsü'nü tutmuşlardı. Ve iki tarafta da kuvvet bulunduruyorlardı. Bir sonraki alan kuzeyi işaretlerse kuzeye, güneyi işaretlerse güneye gideceklerdi. O yüzden köprü tarafına kuzey-güney yönlü bir yığılma oldu. Ardından alan kuzey yönlü olarak işaretlendi ve iki takımın da Sosnovka Adası'ndaki tüm kuvvetleri kuzeye kaydı. Ama ne olur ne olmaz diye arkada bir gözcü bırakmayı tercih etti bizimkiler. Ruslar alan kontrolüne kafayı takmış bir vaziyette alandan alana ilerliyorlardı. Ve en öndeki iki gözcülerini de adeta ölüme gönderdiler. Gözcümüz Ninja yerini almış. Rus oyunculardan herhangi bir tanesinin buraya gelmemesi için. Rus oyunculardan iki gözcü geliyor bu arada. Ninja ile karşılaşacaklar. Ninja'nın üstünden uçtu kaban. Ninja ona bir sprey denemesi yapıyor havada ve kabanı düşürmeyi başarıyor. Ve bizim Ninja, ana yerleşkemizi bulduklarını sandılar. Sandıklarının aksine bizim kuvvetlerimiz ağırlıklı olarak dağların ardında gizleniyordu. Buldukları yerde 4, kayalıklarda 3 olmak üzere toplamda 7 oyuncumuz oradaydı. Ve vakit kaybetmeden rush atmaya başladılar. Hem de tüm kuvvetleriyle. Tam o sırada dağlardaki Türk birlikleri ortaya çıktı ve bir bir Rus oyuncuların üstüne mermi yağdırdılar. Hilal şeklinde dağın her yerini tuttular ve çemberi daraltarak rakibin üstüne koştular. Deniyorlar şu anda Ruslara.
Çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Çocuklar, oradan çıkmanız gerekebilir. Bu arada aracı havaya uçurdular. İki Rus oyuncu aracın patlamasıyla havaya uçtu. Ruslar şu an çok kalabalık geldiler. Çok kalabalık geldiler. Çok felaket bir rush var burada şu anda. Çok felaket rushladılar. Voxin tek başına kaldı bölgede. Çalışkanını düşürmeyi başarıyorlar. Şu anda bizim Türkler yukarıdan desteğe çıkardılar. Yukarıdan desteğe çıktılar. Dağdan bütün Rusları darlıyorlar. Ruslar çok rakip kötü kayıtlı. Rakip gitgide daha dar bir alanda sıkışıp Rusları zor durumda kaldı. Rusları felaket bir şekilde araya kıstırdı Türkler. Ve rakip sıkıştığı için de bizimkilerin arkasında kimse geçemedi. Rus oyuncular ikinci maçı da ağır bir hezimetle kaybettiler. Üçüncü maça geldiğimizde moral ve motivasyon olarak çok iyi durumdaydık. Adanın batısı bizde, doğusuysa Ruslardaydı. Ruslar lootlanmak için daha çok zamana sahiptiler. Herkes yerlerini aldı, lootlarını yapmaya başladı. Tam bu sırada Hacienda'daki bir Rus takımı bizim San Martin'deki takımla birbirine girdi. Yine ilk kaybı Ruslar vermişti. Buna rağmen bilgiyi alan Türk takımlarından en yakında olan San Martin tepesindeki dağda konuşlanıp bölge hakimiyetini kurmaya yönelik bir oyun izlese de Rus takımı kuvvetinin yarısıyla çoktan dağa çıkmaya başlamıştı bile. Diğer yarısında şehrin içindeki binalara yerleştirmişlerdi. Dağdaki ekip Ruslara direndi ve arkalarından gelen destek kuvvetlerine zaman kazandırdı. Bu sayede Ruslar dağı asla ele geçiremediler. Dağda ölen her bir ekip için yeni bir Türk ekibi yerlerini aldı. Tepeyi kaptırmamız durumunda aşağıda bulunan oyuncularımız abluka altında kalacaklardı ve birer birer düşeceklerdi. Burada dağdaki ekip belki de oyunun kaderini belirleyen etken oldu. Ruslar dağı almayı denedikçe adam kaybettiler ve denedikçe adam kaybettiler. Ve San Martin'in diğer tepesinde bulunan takımımız da alanı arkaya bir yere vermesi durumunda harekete hazır bekliyorlardı bile zaten. Alan uzak bir bölgeyi işaretledi. Ruslar harekete geçemeden bizim ekip çoktan alanın ortasını kapmıştı bile. Rus takımları bölünmeye, parçalanmaya başladılar. Ve tek tek Türk oyuncular hücum ederek parçaladıkları Rus takımlarını birer birer bitirdiler. Ve son maçı da ağır bir yenilgiyle Ruslar kaybetti. Sonuç olarak 3-3 yaptık. Ve bunun bir dostluk maçı olduğunu asla unutmadık. Kazandığımız şey sadece bir maç değil, maçtan çok daha öte gönüllerinizi kazanmak. Türk milletinin desteğini kazanmak oldu. Ben bu kadar beklemiyordum doğrusu. Evet, şu anda farkındayım, birçok sorunuz var. Turnuvaya katılmak isteyenleriniz nasıl katılırım diye merak ediyorsunuz. PUBG Mobile ve PC tarafında böyle etkinlikler düzenlenecek mi? Bir daha maç olacak mı diye soruyorsunuz. Bu sorularınızın hepsine yanıt vereceğim. Öncelikle maçlardaki oyuncuları PUBG Lite Türkiye Ligi'ndeki en iyi istatistiklere sahip 8 takımın 32 oyuncusu olarak belirliyoruz. Bu liglere katılmak için Discord kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca önümüzdeki hafta PUBG Mobile için de böyle bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor olacağız. PC tarafında henüz bir aksiyonumuz yok ama kafamızda elbette planlarımız var. Ve son olarak da müjdeye hazır olun. Yarın, yani 15 Kasım Pazar günü 19.00'da Arap milletleriyle bir maç düzenliyoruz. Irak, İran, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır gibi ülkelerden karma bir takıma karşı Türkiye'den 32 oyuncumuzla hazırlıkları tamamladık. Canlı yayınlar dlive.tv/vitatv ve youtube.com/vitatv üzerinden olacak. Yayını Dlive'den izleyenlere de sürpriz hediyelerimiz olacak. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.